Eve gelecek mi? Bununla ilgili Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Dün MYK toplantısının ardından bu soruyu yanıtladı. O açıklamayı getireceğiz ekranlarınıza. Ve dedim ya, ekonomistlerin yorumlarını konuşacağız diye, Mehmet Şimşek yetmez diyorlar. Yani bu olumsuz tabloda Mehmet Şimşek'in bu büyük sorunlara çözüm olamayacağını aktarıyorlar. Bu yorumu yapıyorlar. O yorumlara da bakacağız. Ama şimdi gelin bir kabine haberini izleyelim. Haber merkezimizin hazırladığı. Ankara kulisleri çok hareketli. Çok fazla kabine tahmini yapılıyor. İşte bakanlarımız bugüne kadar kabinede verdikleri hizmetleri inşallah 14 Mayıs'tan sonra mecliste sürdürecekler. Dolayısıyla İnşallah seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla gözler kabinede yer alacak isimlere çevrildi. Sağlık Bakanı Koca ve Turizm Bakanı Ersoy dışında tüm bakanlar milletvekili seçildi. Eski bakan yeni vekil 15 isimden 4'üyle Erdoğan'ın yola devam edebileceği iddialar arasında. Bu isimler Milli Savunma Bakanı Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum. Ancak Dışişleri Bakanlığı için 2 isim daha konuşuluyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. İstanbul'dan milletvekili seçilen Soylu'nun mecliste yemin ettikten sonra bakanlık görevine devam edeceği konuşulsa da bir diğer iddiaya göre Soylu'nun Meclis İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevine getirileceği ileri sürülüyor. Eğer Erdoğan tercihini Soylu'dan yana kullanmazsa 2014'ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacı Müftüoğlu'nun İçişleri Bakanı olabileceği konuşuluyor. Konuşulan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala. En çok merak edilen bakanlık koltuklarından biri Hazine ve Maliye Bakanlığı. Seçimden önce Erdoğan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmüştü. Şimşek aktif siyasette rol almak istemediğini söylemişti. Ancak ikilinin yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi görüşmenin olumlu geçtiğini, Şimşek'in ekonomiyi üstlenmesi durumunda Cevdet Yılmaz ve Lütfi Elvan'la bir takım kurabileceğini yazdı. Gazete Pencere'nin haberine göre ise Mehmet Şimşek yakın çevresine Türkiye'nin ihtiyacı varsa kaçmak olmaz dedi. Şimşek'in ayrıca ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği de ifade ediliyor. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Kulislerde Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacağı konuşuluyor. Adalet Bakanlığı içinse 4 isim gündemde. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Adalet Bakanlığı'nı istediği bilinirken eski grup başkan vekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç ve Ali İhsan Yavuz'un da adı geçiyor. Sağlık Bakanı Koca'nın yerine Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın yeni Sağlık Bakanı olacağı kaydediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı için AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in adı geçiyor. Mevcut bakanlıklara ek olarak Afet Bakanlığı kurulacağı ve Sinan Oğan'ın da bakan olarak düşünüldüğü ileri sürülüyor. YSK 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kesin sonucunu açıklayacak. 3 gün içinde Erdoğan mecliste yemin edecek. 2 Haziran'da da Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor. Şimdi Ömer Çelik'e de dün sorulan sorular arasında